Yeşil ve Mümine Çelmeli. Hoş geldiniz. Bir 5-6 saniye veya hatta 10 saniye kalabilir. Tabii. Tamam. Şöyle şoklama sistemini alıyoruz. Bu şekilde. Oldu mu bu? Oldu. Hemen almanız gerekiyor ama. Sıcakta çok kalırsa dağılır. Şöyle alalım, alalım. İşte şimdi ne yapmamanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Ben burada gevezelik yaparken bunu böyle içinde bıraktım. Neyin var ya? Neyin var? Dur bir dur. Ne oldu? Allah, iyi misin ya? Görmüyor musun sen? Dökülebilir. Ya niye bilerek döküyorsun? Ya. Bak bu burada, bak dedim, bakayım dedim. Niye bağırıyorsun? Ya niye döküyorsun? Niye bağırıyorsun? Böyle olur mu? Eti pişmemiş, patlıcanlar yanmış, boğazımda kaldı. Çok sertti. Daha girer girmez bir bana saldırıya geçtiğiniz için, hani dedim ben kasıtlı verdiğinizi düşündüm. Ben seni burada görüyorum, nasıl yarıştığını, yarışmacılara neler yaptığını görüyorum. Yarı final şampiyonu oldum diye bir havalara falan girdin herhalde ondan. Siz alışmışsınız burada boş tabaklar görmeye. Patlıcan oturtmada biber dolması arıyorsunuz. Benim söyleyecek bir şeyim yok, zaten gerek de yok. Güzel olduğunu kanıtlayabilir misin bana? Neyi? Sen kanıtlarım. Yer misin? Mesela şöyle söyleyeyim sana, kanıtlarım diyorsun ya mesela. Ay Allah! Elinde oklava merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi, mutfak bahane. Mutfak bahane. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yarı finali artık geride bıraktık, ne yapıyoruz? Sezon finaline doğru koşturuyoruz. Ama durun bakayım, oraya daha çok var ama önce bir bakalım. Geçen hafta Cuma günü burada neler neler yaşandı. 30 bilezik için son dakikalar, son puanlar. Akın 5'i kime verdin? Cezanı vermesin. Artık seni Allah nasıl biliyor söyle yapsın. Kalk gidek ya, bırak şunu ya. Dün de Seda'ya 5 verdin, Gamze'ye 1 verdin. Yeter ya. Günün nasıl yapabilir böyle bir şey ya? Haklı. Nasıl yapabilir böyle bir şey ya? Haklı yani. Gerçekten Akın, artık yüzünü görmek istemiyorum. Sesini de duymak istemiyorum. Derya'nın gönderir misin şunu ya? Yeter ya. Bu 5'le artık günün birincisi belli oldu olacak. Seda, sen almış mısındır Harun'dan bu 5'i? Bilmiyorum ama çok uzun zamandır bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Senin bu kocan vermez sana. Ha, bir şey olunca benim kocam, olmayınca senin oğlun, duruma göre şekilleniyorsun ya. Bir açsın bakalım, bak ne olacak şimdi. Evet, gerçekten herkesin böyle sinirleri tepesinde, çok heyecanlıyız çünkü çok emek verdiler. Gamze, sen niye ağlıyorsun? Ağlıyor musun? İyi misin? Derya Hanım, bizi buradan Akın yollayacak. Yemin ediyorum yollayacak. Yani çok zor bir süreçten geçti herkes. Herkes çok gergin. Hem bu kadar efor sarf ettiler, hem sinirlendiler, gerildiler, hırs yaptılar, aralarında kavga ettiler, tartıştılar. Her şeylerini ortaya döktüler gerçekten. Ve bakalım son puan kimin? Burcu'nun.
tabağa. Yazıklar olsun sana be, yazıklar olsun sana valla. Ne biçim evlatsın sen ya? Valla iki gündür Burcu güzel yapıyor. Seda ağlamıyor. Aa, Seda Burcu kazanınca bu krize girdi. Aa, ben burada haftalardır emek veriyorum, ayaklarım topluyor, patlıyor ya. Biraz da sen konuş. Ne diyeyim artık? Ne diyeyim? Ne biçim evlatsın sen ya? Anlamıyorum ya. Yani ağlasan da zırlasan da şununla konuş demem mi ben sana eve gidince ya? Bir. Sen de yalt ettin, herkese bir verdin. Aferin sana da. Şişmiş dişi zaten hapse dolmuş, iyi olmuş. Ya Allah sinir oldu şimdi. Bir insan karısına son gün niye bunu yapar? Gerçekten ne istiyorsun ya? Bütün emeklerim çöp, yemin ediyorum şu an şuradan basıp gidesim var. Bak çok ciddiyim. Ayakları yarı etti. Gerçekten yani. Su toplamış ayaklarım ya, hiç mi acıman yok? Çiğ tabağı verdin, içi çiğ, o tabak herkesten biri aldı. Ya ben var ya bak, gerçekten zor duruyorum ayakta, canım yanıyor zaten. Bu 15 santim ayakkabıların altında üstünde yemek yapıyorum burada ben. Yara içinde ayakları, günah yani, yazıklar olsun. Biz ne yapıyoruz? Ne yapıyorsun, arka tarafta horluyorsun sen? Uyumaktan başka ne yapıyorsun? Sen gece gündüz beni uyutma, uğraştır, ondan sonra uyumaktan başka ne yapıyorsun? Gerçekten bu kadar hakka girilmez ya, olmayan tabağı verdin, olmayan. Evet, sinirler çok gergin, herkes çok üzüldü. Gamze sen iyi misin? Hiç iyi değilim Derya Hanım. Yapacak bir şey yok. Kalk topla kendini. Nasıl yapacak bir şey yok ya? Yok. Dün bir bugün iki, nasıl bir şey oluyor? Ne yapayım, kocana söyleyeceğim. Bak geldi verdi biri gitti. Ben ne yapayım? Seninle ayrı, kocanla ayrı. Şimdi Seda çok hırslı. Ve sen özellikle o ünvana sahip olmak istiyordun. Çok emek var yani. Görünmeyen o kadar çok emek var ki şimdi tek tek saymak istemiyorum burada aynı şeyleri. Hak ettin mi sorusuna gelirsek canı gönülden söylüyorum, sonuna kadar hak ettim. Şimdi sadece bir isim söyleyeceğim. Ve o isim yarı finalin şampiyonu ve 30 bileziğin de yeni sahibi. Yarı final şampiyonu ...30 bileziği kazanan ve yarı final şampiyonu olan Seda! Hep senin yüzünden. Ekran başına başlıyoruz hadi, mutfak bahane, mutfak bahane. Ve bugün bayramı bu kadar yakınken, adım adım ilerliyorken yine bayramda sofralarımızda eksik olmayan şahane bir su böreği tarifi paylaşacağız sizlerle. Hemen şeflerimi buraya davet ediyorum. Karşınızda Bekir Gökçil ve Mümine Çelmeli. Hoş geldiniz. Merhabalar. Bekir Usta. Merhabalar. Sizlere Mevlana şehri Konya'dan öncelikle selam getirdik. Bol bol selamlar gönderiyorlar. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Hoş bulduk. Ne böreği yapacağız? Şimdi biz öncelikle su böreği yapacağız. Ramazan ayının vazgeçilmez böreği, sofraların vazgeçilmez böreği olan böreği inşallah sizlere bugün takdim edeceğiz. Gerçekten hem pratik hem evde ev hanımların yapabileceği bir börek. Peki o zaman hemen i̇nşallah başlayalım. Yarın Arife inşallah. Çok geç kalmayın, beklemeyin, börekleriniz hazır olsun diyorum. Evet. Evet, hamurundan başlayalım. Hamurumuzda neler var? Bizim ölçümüz 7 yumurta. 7 yumurtaya 1 kilo un.
alabildiği kadar yumurta ve su kullanıyoruz. Bir tutam da tuz atıyoruz ve daha sonra yapım aşamasına geçiyoruz ve afiyetle tüketiyoruz. Şimdi hamurumuzu yaptık. Bekletiyor muyum? Yani şimdi şöyle bezeledikten sonra bir tık bekletsek daha iyi olur. Dinlenmiş olur. Hı. Hem özünü çekmiş olur. Daha güzel bir su böreği çıkmış olur o zaman. Evet, suyumuz da hazırsa geçelim mutfağa. Geçelim tabii. Hazır. Hemen hazır börek buyurun. Yufkaları da var. Tabii. Şimdi şurada kocaman bir kazan içinde suyumuz kaynıyor. Evet, burada suyumuz kaynayan kaynıyor. Suyumuz var. Burada soğuk suyumuz var. Burada, burada da hazır tepsi. Şu an boş tepsimiz var ama birazdan yağlıyor dolacak. Muyuz? Dibini yağlıyoruz. En alt hadi kısmına yağlayalım yağ döküyoruz o zaman. Şöyle. Teşekkür ederim. Evet, ilk yufkayı haşlamıyoruz öyle mi? Kesinlikle haşlamıyoruz Derya Hanım. Yani çıtır çıtır bir lezzet yakalamak istiyorsak şöyle biraz hamurumuz yeni olduğu için çekme de yapıyor. Şöyle şu şekilde. Onu alta yayıyoruz. Aynen yayıyoruz. Daha sonra diğer yufkaları haşlıyoruz ve şoklama sistemiyle soğuk tamam. suya koyuyoruz. Hemen hazır yufkalarımızı alalım. Aynen. Şunu merak ediyorum. Bunları tümden mi koyacağız, keserek tümden. Mi koyacağız? Tümden. Tabii. Buyur sen koy. Yani şu anda gösteriyorum, canlı canlı gösteriyorum zaten. Bir 5-6 saniye veyahut da 10 saniye kalabilir. Tabii. Tamam. Şöyle şoklama sistemini alıyoruz. Şu şekilde. Direkt. Soğuk suyun içine koyduk. Soğuk suyla şoklama sistemine şu şekilde süzdük. Biz tüm haşlamayı tercih ediyoruz Derya Hanım ama tamam. ev hanımları, bayanlar bunu... Tenceren, kazanın yoktur tabii. o kadar büyük. Tabii. Parça parça dörde da koyabilirler. Aynen. Oldu mu bu? Oldu. Hemen almanız gerekiyor ama. Sıcak su çok kalırsa dağılır. Şöyle alalım alalım. Dur dur dur. İşte şimdi ne yapmamanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Ben burada gevezelik yaparken bunu böyle içinde bıraktım. Ben alayım onu. Alabilirsen. Bir şey diyeceğim. Ben şimdi bunu parçaladım ama. Hiç sorun değil. Ha? Hiç sorun değil. Zaten değil içinde büzüşecek. Aynen onu gönül rahatlığıyla serebilirsiniz. Ama sıkalım suyunu. Alıyoruz. Aynen. Tamam. Derya Hanım bu işlem tamam. Şimdi daha, en önemli daha koymuyor muyuz? Yok, en önemli kısma tamam. geldik. İçinin kıyması. O zaman bunu bırakıyorum onu, şimdi. Aynen. İç harcını mı koyacağız? İç harcını koyacağız. Oo, iç harcı bugün onda kıymalı. Sizi... Ya yok 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 öyle. Siz yapın. Tamam. Siz yapın ben yanlış bir siz şey yapmayayım. Zaman... İç harcında İç ne var? İç harcında dana kıyma kullanıyoruz. Kuzu tercih etmiyoruz biz. Tabii isteğe göre de değişir. Tabii. Hani kuzu biraz daha koku yapıyor. Ağırdır. Dana kıyma, soğan, bir de tuz Derya Hanım. Başka hiçbir şey yok. Ve arasına bir tane de kuru seriyoruz Derya Hanım. Bu da çok önemli bir detay. Hamurla kıymayı birbirine yapıştırmıyor. Tamam. Şöyle
Bu değişik bir börek. Evet. Bu değişik bir su böreği. Yani orucundan... En alta kuru koyduk. İki kat haşlanmış. Sonra iç harcı, sonra yine kuru. Aynen. Sonra yine haşlanmış yine mı haşlanmış koyacağız? Yine haşlanmış koyacağız. Peki bunun üzerine daha kaç kat koyacağız? Toplamda 8 beze. 8 Şimdi beze. Şimdi bir kuru altına kurularla serdik. Kurularla beraber mi? Evet. Toplamda 8 olacak. Vallahi elinize, emeğinize sağlık. Şimdi son katını son tekrar katını kuru koyacağız. Kuru koyacağız. Ondan sonra ocağa pişmeye inşallah bırakacağız. Tamam. Evet, kazanı indirelim o zaman. Son yufka gelene kadar. Tabii. Diyelim ki kendi ocağımızda yapıyoruz. Biraz döndüre döndüre herhalde evet pişireceğiz değil yani mi? Dörtlü ocakta da pişer bu. Biz şimdi bunu ev hanımlarının yapabileceği bir şekilde anlatalım ki hı-hı kolay olsun. Tamam. Peki ocakta değil de fırında yapmak istesem? Fırında ya biz tercih etmiyoruz. Tabii isteyen yapabilir. Tercih meselesi. Ama mesela fırına koysam sadece altını açsam aynı etki olur mu? Yok. Yani çok şey olmaz. Peki. O lezzeti yakalayamayız yani. Peki. Bunun özelliği de çok kısık ateşte pişmesi. Yavaş yavaş. Çok yavaş. Ağır böyle, ağır, kısık biraz ateşte. Şöyle çevire çevire. Bu kadar kocaman bir ocak olmasına rağmen bunu mesela bunun üstüne ne kadar pişireceğiz? Yani takribi 15-20 dakikada. Vay. 15-20 dakika. Peki son katımız da hazır mı? Hazır sayılır. Güzelce açtın. Şimdi son katı yine kuru üzerine koyuyoruz. Evet. Öyle mi? Aynen. Şimdi yağ koyacak mıyız? Yağ yine yok. Yok. Bunda yağ yok. Teşekkür ederim. Şimdi bunu böyle 15 dakika çevire buyurun çevire pişireceğiz. Evet, ben de bir çevireyim. Siz de eliniz değsin Derya Hanım. Bunu şimdi nasıl çevireceğiz? Evet, şöyle. Yine aynı ebatta bir tepsini üstüne kapadın. Bu şekilde, aynen. Çevirelim mi artık? Evet, şu anda bir taraf pişti Derya'nın. Risk almamak adına şöyle. Evet. Tarafı alıyoruz. Evet. Şu şekilde bir taraftan tutup şöyle. Elimiz kaymayacak bu şekilde. Ha gayret. Oldu. Oldu mu? Şöyle. Şimdi. Bakalım nasıl. Siz açın buyurun. Eliniz yanar aman. Ha, sıcak mı soğuk evet mu? Açıyorum, açıyorum. Oh. Çok güzel. Muazzam bir börek oldu. Muazzam oldu. Çok şovu güzel da siz yapın. Kızarmış. Şöyle. Vallahi bayramlık muhteşem bir su böreği izledik burada. Sen bunları dilimle. Tamam. Tamam mı? Dilimle. Ben de bizim yemekleri açıklayayım. İftardan sonra artık afiyetle yeriz. İlk olarak konuğumu buraya davet etmek istiyorum. Sonra yemekleri beraber açıklarız. Karşınızda Fatma Şentürk. Hoş geldin. Sevilen yarışmacımız ve sevilen sunucumuz Fatma Şentürk bizlerle. Teşekkür hoş geldin ediyorum. Sefalar getirdin. Hoş bulduk. Çok özlemişim ya. Vallahi ben de vallahi çok özledim. Haset gidereceğiz bugün. Evet. Tadım yapacağız. Evet. Hmm. Şimdi sen burada bu masadayken. Benim masam. Deneyimli evet bir kayınvalideydin. Bugün de sen tadım yapacaksın. Mutfakları dolaşacaksın. Teftiş edeceksin. En sevdiğim biliyor musun? Öyle mi? Geçen sezondan hatırlarlar. Şimdi günün İnşallah yemeklerini açıklıyorum. Birincisi patlıcan oturtma. En sevdiğim. İkincisi de tatlımız bugün
havuç sarma. Hazır mıyız? Evet. O zaman 5'ten geri sayarak başlıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1. Herkese kolay gelsin. Hadi Gül anneciğim, şampiyonluğumuzu kutladığımız ilk günde yemeğimize başlayalım. Patlıcan oturtma yapıyoruz. Sırada sezon finali var, tamam mı? Hedefimiz o. Şimdi ben önden etlerimi küçülterek başlıyorum. Patlıcan oturtmayı zaten evlerimizde de yapıyoruz. Aynen. Kolay ama bir o kadar da riskli bir yemek. Ben etleri şimdi küçültüyorum. Sen patlıcanları tamam, fırına vereceksin. Tamam, ben de patlıcanları fırına sonra vereceğim. Sonra soğanları da hemen küçülterek etleri kavurmaya başlıyorum. Tamam canım. Doğru yaptın mı? Bak gitti bilezikler, ya gitti gördüm. Ya ben yanlış yapmam, sen kendi yaptığına bakar mısın? Bir kocanın yüzüne, bir senin yüzüne mahvettiniz bizi, rezil olduk. Ay, millet gördün dalga geçecek, dalga geçecek. Yaptığını gördün mü ya, sen, nerede ya? Sen yapmadın ama var ya, suç hakkında sende de değil. Ondan sonra da sende Gamze de şöyle, aklısın, Gamze boşa, sen böyle de aklısın onu, boşa gitsin. 30 öyle tane bilezik zaten kız, 30 tane bilezik nasıl yok etti kız? Göz, kız verdik göre, ya Seda'ya. Hadi hadi hadi, geç kaldık, yemeğe tamam, geçelim. Tamam, ben patlıcanlarımı soydum. Sen beni ben sinirli öyle bazen. Kare çizikler attım, boşver, üzerini yağladım demiş. Hızlı bir şekilde hadi fırına çabuk, gidiyorum. Hadi çabuk çabuk çabuk, ben de etlerimi küçülttüm. Çabucak pişsin hadi. Şöyle şöyle kare kare yapalım ki içi, çünkü böyle açılması gerekiyor bak. Şöyle şöyle. Bunları da aldım. Hemen tavamın içerisine attım. Bir iki, bir atayım dakika mı? Dur şimdi atma. Domatesimi de alacağım. Sen maydanozlarımı doğraymışsın bana. Tamam, bunu sıyır ki tabağa şey alayım, tatlıyı alayım. Tamam, alayım onu da. Dur şimdi, önce salçadan kullanacağız biraz. Hepsini değil. Sos için de ayıracağız çünkü. Yağımız biraz az. Sulu kıvamlı bir şey olacak çünkü bu harç. Domatesleri koyuyoruz. Şimdi baharatlar gelecek artık. Suyu çok mu koymuşsun bana, çok mı değil öyle geliyor? Hayır, suyu çok değil. Bence çok ama. Ben hep böyle yaptığım için, lezzetli de olduğu için böyle tercih yaptım. Sen hep böyle yapamamışsın bence yani. Evet, böyle güzel tuz çünkü. Tuz kattın mı, tuz, evet, karabiber? Evet kattım, hepsini kattım. Tamam. Sıkıntı yok. Oo. Neyin var ya, neyin var? Dur ne bir dur. Ne oldu? Dur, dur, bütün dünyam dönüyor şu. Kız ne oldu, bir dur şey mi? Başın mı dönüyor? Gel, 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 gel. Dur bir dakika, dur. Gel, bırak bana kendini. Bırak bana dur kendini. İyi misin? İyi misin? Başın galiba mı dönüyor? Tansiyonum oynadı ama çok kötü ay oldu. Sağlıkçıları çağırsak ya. Sağlıkçıları çağıralım mı? Çağıralım mı sağlıkçıları? Tansiyonuna baksınlar. Seda, bir tam oturur ay musun? Bir sağlıkçı falan bir baksak, dursak. Dur bir Gül anne, dur. Dur. Dayan, hayır, arkana kalkma, bir dayan, arkana kalkma, bir dayan. Dayan arkana. Dayan, başın dönüyor mu? Dayan. Midem bulanıyor mu? Yok, başım dönüyor sadece ama bir an görüntü gitti geldi ya, yani. Kolonya falan yok mu ya? Seda iyi misin? Gel şöyle, gel. Elini ay, biraz aç, kolonya elini döksek. Aç, biraz kolonya dökelim. Dayan, ben anlamadım. Birazcık da koklatalım. Kokla, kokla. Şampiyonluk mu çarptı? Başı dönüyormuş Dayan. Ben biraz döker misin Zeryan? Şey şuraya da biraz bir döker biraz misin? Sağlık ekibi çağıralım mı? İyi misin? Biraz kendinde misin? Kendimdeyim, kendimdeyim.
Kötü oldum ben, çok kötü oldum. Niye böyle? Şimdi iyi misin başım peki? Başım mı dönüyor? Yani aynı mısın yoksa birazcık düzeldin mi? Yukarıya bak, ışıklara doğru görüntü bak. Gitti bir anda biliyor musunuz? Dünyam döndü, anlamadım bak, ne bak, olduğunu. Bak, yukarı bak. Bir halsizliğim var. Dışarı alayım mı seni biraz? Bir hava alayım daha yanına. Hem sen gel benimle. Allah, iyi misin ya? Yok, gerçekten değilim. Allah, iyi misin ya? Dayan, ben burada durayım, gidemeyeceğim. Tamam, gel otur şuraya, şuraya, buraya otur. Hiç böyle bir şey yaşamadım. Dışarı çıksan, hava alsan belki kendine gelirsin. Ama niye böyle oldun sen? Yemek de yiyemiyorum. İştahım yok. Yani değişeyim de ayağını anlamadım. Ne zamandan beri? Cuma'dan beri mi? Hafta sonu mu bir şey oldu? Dün bugün çok enteresan, anlamadım ama görüntü falan gitti yani. Ben bir hava alayım gel ya. Gel çıkalım, evet evet. Gel sen, gel, gir koluma. Aklım hala Seda'da gerçekten. Sabah da çok kötüydü kuaförde. Yorgun düştü bence vücudu. Bir tuhaflık var ama birkaç gündür o çözemedim. Yüzden. Ya vitaminlerinde bir sıkıntı var ya Ramazan'dan dolayı koşturmaca burada, evet. Da hani. Ben yapmadım vallahi. Sana bu kadar var. Su koyma diyorum Allah işte. Allah var, kamera var. Yaktın beni ya. Güzel güzel böyle patlıcanlarımızı eştik. Güzel güzel oldu böyle, ortalarını açtık. Sosu da güzelce içine koyduk. Gamze yandı, yarısını da döktü zaten. İş yaparmış gibi. Ya beni ya de yap bir şimdi. Elini, Allah Allah, elini bir çek de ben de yapayım ya. Ya sen yap ya, ben bak oturacağım. Niye? İkimiz birlikte yapıyoruz ya. Sürekli oturacağım oturacağım diye tehdit etme ben beni. Ya iki kişi bir kaşık şeyi yapamam böyle. Bu ne? Böyle böyle. Hadi doldur. Allah'ım ya Rabbim ya. Gideceğim gideceğim. Gidiyorsan git. Bak geliyorlar. Eski kaynana gelmiş. Oh mis. Gelen burayı da seviyormuş. Mı güvendin? Yok, ben kendime güveniyorum. Kimseye güvenmiyorum. Bence... Şöyle şekilli şekilli. Hı. Hı. Küçük parça şöyle. Koyalım buna. Böyle. Tamam. Domatesleri de sen koy istersen. Bırak bana domatesi, koy. Heh, ben sosunu ya koyayım. Bir dakika bir dakika. Bu böyle, bununla işimiz güzelce. Bitti. Domatesleri bölelim, çok büyük kalmasın. Böyle de biliriz, komik böyle olur. De olabilir. Komik olmaz, eriyecek. Çık, çık, keşke çık, şöyle çık. Şunların üstüne çık. Sos dökseydim. Var mı sostan? Hayır, gerek yok. Şimdi hemen dolduralım. Hazır. Bak Derya Hanım geldi. Gidiyorsunuz. Seda'nın yanındaydım. Evet, tansiyonuna nasıldı? Baktık, şekerini ölçtük. Sadece küçük tansiyonu biraz yüksek. Şimdi dışarıda dinleniyor. Kendisini iyi hissettiğinde de tekrar içeri gelecek. Tamam, ama çok sevindik. Yok. Çok şimdi, sevindik. Ne durumdasınız? Biz şimdi hazırladık, dolduracağız. En son kavurduktan sonra maydanozlarımızı şimdi koymak istedik. Biz diri tamam. Diri kalsın. Güzel, mantıklı. Güzel kalsın diye. Güzel kokuyor şimdi, bu arada. Hemen şöyle... dolduracağız. Bunu sonra evet. Tekrar fırına koyacak mıyız? Evet. Şöyle de salçasını, birazcık salçasını ayırdık biz. Tamam. Suyla karıştırdık. Onu da tekrar fırına vereceğiz. Hı-hı. Son bir dakika. Domatesle biberimizi koyduk. Gidiyor mu artık fırına? Evet gidiyor. Ha, salçalı suyu var. Şunların üzerine biraz. Son şöyle 10, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hoppa! Şimdi sen biraz daha alışıksın yarışa da. Sevat abla hiç ya hiç orada son sayıyor. Sen hala tuz ekelim diyorsun. Tuz, ne oldu yine tuz, mi? Tuz derken yemekte ne olacak? Yok, son saniye götürdüm. Hiç yetişmeyeceksiniz. Neyse, hı-hı. Hallettik. Sıkıntı yok. Bir şöyle bir bakıyorum. Ha
herkes yemeklerini bitirdi. Evet, birazdan tatlıyla devam edeceğiz. Bu arada Gül abla da tek olmasına rağmen yemeğini bitirdi. Gayet güzel iş çıkardı. Şimdi Semahat ablacığım, senin şu 52 yıllık evliliğin dillere destan. Konuş konuş bitiremedik. Peki bu büyük aşk ne zaman, nasıl başladı? İzliyoruz. Buyurun. Oo, Semahat abla, bu nişan mı? Evet. Yıl kaç? 71. Yıl 29 71. Ağustos. Eşin kaç yaşında? Sen kaç yaşındasın? Eşim 32 yaşında. Ben de 19, 20 yaşındayım. Ay ne kadar güzelmişsiniz. Bu da gelinlik halin. Evet. O zaman moda mıydı o kafandaki çiçekler? Duvaklar öyleydi duvaklar o zaman. Duvaklar çiçekli. Bu arada gelinliğim Fransa'dan. Vay. Eşim yurt dışından getirdi. Çok havalı. Ta Fransalardan gelinlik gelmiş. Çok güzelsiniz. Teşekkür Mutluluğunuz ederim. Mutluluğunuz gerçekten yüzünüzden okunuyor. Şimdi burada nişan kesiliyor. Evet. Kim kesti nişanı? Nişanımızı evinde yaptığımız yakınımız. Tamam. Onun evinde yaptık nişanımızı. Bizim Hı-hı. evimiz küçüktü. Onlar Büyükada'da bir yalıdaydı, evet. Orada yaptı. Aa, dur, şimdi de takı takılıyor. Kim o takı takan? Hala. Ne tanışmamıza takıyor vesile olan halamız eşimin hediyesini takıyor, altın takıyor. Bir tane altın mı o? Çerçeveli bir altın. Çerçeveli bir altın, evet. Nişan hediyesi. Başka neler takıldı nişanda? Taşlı alyansımız, normal alyansımız. Nişan öyle çok büyük değildi. Nişanda elbisen bizde fazla takı şık. Olmaz. Evet. Her şeyin çok özel. Şimdi az önce orada dedin ki halan tanışmamıza vesile oldu. Evet. Nasıl tanıştınız? Beklerken böyle merdiven girişte otomatik düğmeleri. O zaman böyle şeyler yok. Basıyorsunuz düğmeye. Basarken ellerimiz birbirine değdi. İkimiz birden düğmeye. Tam filmlerdeki gibi. Aynen öyle. İkimiz birden düğmeye uzanmışız. Dur bir yapalım mı şöyle bir. Aynen öyle. Sonra giderken hala sormuş. Hı. Nasıl demiş, kızı beğendin mi, alayım mı sana bu kızı? O da demiş ki halacığım ne olursun ben çok onu elektrik çok aldım demiş. Elektrik aldım bana, o gidip o kızı isteyelim mi demiş. Eşim de olur hala demiş. Heh. Öylece geldiler. Öylece aşkınız başlamış. Haber verildi güzel aile. Güzel bir hikaye gerçekten. Evet. Şimdi bugün senin nişanını ve tanışmanı konuştuk. Sonra belki birkaç tane düğün fotoğrafı daha getirirsin. Onları da görürüz. Olur tamam, mu? Olur. Tamam o zaman. Olur. Hazırsak biz artık ikinci yemeğimize geçelim mi? Evet. Peki ikinci yemeğimiz, tatlımız havuç sarma. Herkese kolay gelsin. Nasıl oldun? İyi misin? İyiyim. Daha iyiyim. İstersen otur, ben yapabilirim. Yok yok sana. Vallahi yaparım ben. Vallahi sen otur dinlen. Bu şey ikinci yemeği mi? Diğerini attınız mı? Attık fırına? Attık, onu attık, merak etmişim. Ben bunu giyeyim, sana yardım edeyim. Seda tatlı, geçmiş tamam. olsun. Nasıl Sağ oldun olun. Canım? Daha iyiyim ya, bir... Başım döndü bir anda, böyle görüntü falan karardı. Tansiyonun oynamış Tansiyon herhalde. Tansiyon küçüğüm yüksek çıktı zaten. Limonlu su falan iç dediler. Hı-hı. Konuşurken şey dilim sürtüyor, hala sürüşüyor. İşte. Şekerime falan baktılar, daha iyiyim. Daha iyisin. Aha, daha çok iyi. Sevindik. Anne sen şimdi... Ben havuçları rendeleyeyim. Tamam, sen ben şimdi bisküvi hallet. İçini hallediyorum. Hemen hazırlıyorum. Tamam. Sen havuçları hemen şekerle birleştirip kavuralım. Kavurduktan sonra bir de ben kavrulmuş olanını çekeceğim. Kakaolu olanını. Kakaolu bisküvimizin içine makineden çektikten sonra kakaosunu da koyduk. Şöyle bir karıştırıyorum. İyicene karışsın. Şimdi havuçlar da hazırsa hemen şekeriyle beraber kavurmaya alalım. Hı hı. Bu tamam. Şimdi karışımlarımız tamam. Ben kare bisküvilerimi robottan güzelce geçiriyorum. Sen de o sırada ne yapıyorsun? Havucu rendeliyorsun. Havuçlarımızı rendeledim. Şekerimizi attım. Birazdan altını açıp güzelce kavurtacağız. Tamam. Daha sonra havuçlarımızı bu açık renkli kare bisküvilerimizle güzelce karıştıracağız. Anne
blenderdan çektim bisküvileri. Sen ne yaptın? Hazır mısın? Ben havucun rendeleyim. Bir tane kolay gelsin. Koyacağım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. İyiyiz, teşekkürler. Burcu Hanım, Asiye Hanım nasıl gidiyor yemek? İyi gidiyor. İyi gidiyor. Vallahi ben geldim sanki böyle bir yüzünüz güldü gibi. İzliyorum oradan böyle sürekli. Hiç ne birbirinizle konuşuyorsunuz, hayır, ne birine bir şey söylüyorsunuz. Acele ediyoruz çünkü. Ama olmaz. Bak şimdi burada böyle yaparsan bunların hepsi seni yer. Evet, yer olsun, yutar burada. Ben baştan söyleyeyim. Ya öyle ama yemeğimiz yetişsin, güzel olsun diye uğraşıyoruz. Şimdi ne yapıyorsun? Havuçları, annem havuçları rendeliyor. Ben bisküvileri blenderdan geçirdim. Ocağa koyacağım. Şekerini falan karıştıracağım. Bisküvi de ona mı dökeceksin? Evet. En son yoğuracağız bisküviyle. Hiç yüzü gülmeyen bir masaya geldim. Aa, ya. Aa, merhaba, hoş vallahi geldiniz. Hoş geldin More. More, ben öyle değilim, bu çok fena. Hayır, yok, benim bu bütün modumu düşürdü bu. Ay, yok zaten bir ağlak bir masa. Sen zaten ağlamasan yüzün asılıyor. Ama bir biraz dağıttım. Biraz daha derli toplu çalışırsan bak, daha güzel olur bak, bence. Evet. Çok bak, dağınıksın, bence gördün de mü? Ağlar bu taraf şey benim. Yok diyemem, ağlar. Ay gene gel buraya hadi. Gördün mü? Rezil oldum. Oo. Ya ben en neşeli masaya geldim zannediyorum da. Parmağımda yüzükler, ah, kolunda bilezikler. Oy sarılayım sana, oy oy emine. Nedir bu güzellikler, nedir havşak, bu havşak, güzellikler. Havşak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin de. Sesin de güzel, yorumun da güzel. Hareketlisin, bir de böyle hemşeri sayılırız. Fatma'cığım şöyle, sen Trabzonluydun değil mi? Evet, Trabzonluyum. Karadenizliyim. Hmm. Ama ben böyle şey seviyorum. Böyle hareket, heyecan, atraksiyon, böyle güzel yemekler. Oy Trabzon, Trabzon'da içi kalay, içi kalaylı kazan. İçi kalaylı kazan, efkarlı günlerime, çok dertli günlerime, geldi çattı, geldi çattı Ramazan, geldi çattı Ramazan, efkarlı günlerime, çok dertli günlerime, geldi çattı, geldi çattı Ramazan, geldi çattı Ramazan. Tam günün anlam ve önemine uydu ama temiz çalışıyorlar, beğendim. Güzel, teşekkür ederiz. Ben şimdi diğer masaya geçelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar. Geçmiş olsun Sedacığım bu arada. Teşekkür ederim, sağ olun. Kolay geldiniz. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor Fatma Hanım. Havuçlu, şekerli bir iç harcımız vardı. Onu yapıyoruz burada. Burada bisküvilerimizi çektirdik rondodan. Yoğuracak. Sonra bunlar iki renkli bir hamur olacak. Ama güzelce bekliyorum, pişmesi lazım. Sonra bunu da böyle bir yine rondodan geçireceğiz. Gül ablacığım sen ne yapıyorsun? Hep böyle boş boş böyle bak. Hani vallahi şu an yapacak hiçbir şeyim yok. Her tamam, şeyi hazırladım, bekliyorum. Bugün ama sanki yani ben bayağıdır da izliyorum. Bugün de biraz baktım. Genelde bir şey evet söyleyeceğim ama böyle söyle, 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 şöyle söyle yandan bak. Ya sanki bugün Seda'nın böyle rahatsızlanmasına sebep senmişin gibi aa geldin. Neden ama? Hayır, hayır ama. Hayır, neden ama? Sanki biraz fazla yordun onu gibi. Yani evet, sen biraz evet, daha elin biraz yavaş hareket ediyorsun doğru ya. Doğru söylüyor ama Gülhan. Biraz gerçekten o stres yapıyor yetiştireyim diye. Ben öyle gördüm. Gerçekten iyi bir gözlemcisiniz. Bir şey söyleyeyim bak. Ben yardımcısıyım onun. Yardım ediyorum ona. Esas yemeğimi tabii ki öyle Seda yapıyor. Öyle bir şey yapıyor yok Fatma Hanım. Siz ama yardım ediyor diyorsun ki burada şunu doğra diyorsun. Bıçağı oradan alıp tabağı alıp dönene kadar 10 dakika geçiyor be Gül evet abla. Siz öyle gelmiş. İyi görememişsiniz. Neyse, kolay gelsin tadımda görüşürüz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Mak haklı ama. Bir gün de destekleme. Bir gün de güzel yapıyor de. Ama doğruya doğru. De. Hayır bugün yaptım. Bir gün yaptın de bir öv beni yani. Allah razı olsun bugün he hakkını yiyemem. Günhaneciğim şimdi havuçlarımla şekerim de çok güzel piştiler. Bir hamur kıvamına geldi. Şimdi bunları blenderdan geçireceğiz. Aman eline gelmesin, yanarsın. Özür dilerim. Şimdi bunları güzelce blenderdan geçireceğiz. Sonra bisküvilerle buluşturacağız. İki tane, biri hamur açık, biri koyu renk olmak üzere hamur elde edeceğiz. Onu da geçirelim annem. Yalnız başım hala böyle bir sallıyor biliyor musun? Böyle bir değişik. Allah hayır etsin. Thank you.
geçer diye düşünüyorum. Yalnız çok kaynak. Vaktimiz az kaldığı için. Sen bunu bir kapta ikiye bölelim. Onu. Şimdi dur Gül anneciğim. Orada hamurunu yap. Diğerleri daha başlayamadı bile herhalde. Şey dikkatimi çekti. Havuca su koyarak pişirenler var. Evet. İnanılır gibi değil. Sonra diyorlar ki Seda çok biliyorsun her şeyi. E biliyoruz biraz. Biraz biliyoruz demek ki. Bugün anladım. Şimdi çok sıcak anne yalnız. Ben yoğurayım istersen. Sen fırınımıza bak. Tamam. Şimdi açık renk bisküviyi birine, koyu renk bisküviyi birine koyuyoruz. Bunu koyu renge koyacaksın. Evet, aha. Şimdi bunu koyu renge ekledim. Açık renk bisküviyi de diğerine ekledim. Koyu renk olanın içerisine bir de kakao koyacağım. Biraz hepsini koymayayım. Ya da koyayım. Elimle güzelce yoğuruyorum bunu. Kakaosunu bütün havuçlara ve bisküviye yediriyorum. Daha sonrasında çok güzel toparlanacak. Aa! Ya ne yapıyorsun sen ne? Görmüyor musun sen? Dökülebilir. Ya, ya niye Allah bilerek Allah döküyorsun? Ya. Bak bu burada. Bak dedim. Bakayım dedim. Niye bağırıyorsun? Ya niye döküyorsun? Niye bağırıyorsun? Bağırmayacaksın ya. Toparlayacağına döküyorsun ya. Bak, ne susuyorum. Demek bağırmayacaksın? Bağırıyorsun. Böyle olur mu? Susuyorum. Susuyorum. Sustukça daha çok bağırıyorsun. Sen çok bağırınca bir şey olmuyor Gamze. Gelme beni. Sen beni geriyorsun. Bir de ciyak ciyak bağırıyorsun. Senin gibi bir tane gelin yok burada yapamıyorsun ya. Yapamıyorsun o zaman. Aa, tipine göre ses çıkart. O zaman yapamıyorsun. Yapamıyorsam otururum. Gider, oturuyorsun zaten gider, ilk yapanı fırsatta. Bulursun. Bak ilk fırsatta aynı şeyi söylüyorsun. Aa, ama yani biraz olmaz. Biraz artık değişik şeylere çalış. Lütfen şu kameralar nasıl bağırdığını izlesin. Bu farkında şovunu, değil ne yaptığını. Şovunu başka kelimelerle devam gerçekten ettir izlesin. Bence. Bak ben evet. Sakinim. Ben sustukça sen cırlıyorsun. Normal şeyler mi yapıyorsun peki? Bak cırlıyorsun. Normal oturuyorum, şeyler oturuyorum cırlıyorsun. Kalkıyorum cırlıyorsun. Yapıyorum cırlıyorsun olmaz. Ben gidiyorum. Bu işin tek bir çözümü var. Çözüm yapıp halledip ya geliyorum ya gidiyorum tamam? Hadi yap güle yap. Güle yap. Güle. Güle güle. Hiçbir şeyi de becersen güle var güle, yaptığın güle, da güle. Yok. Hadi. Ne yapıyorsun sen? Çözüm bu mu? Bulduğun çözüm. Benimle konuşmamak mı senin çözümün? İyi de sen bunları ağzınla yapmıyorsun ki. Elinle yapıyorsun. Elini de bantlayalım o zaman senin. Ben de gözümü bantlayacağım bundan sonra yemin ediyorum. Ağzın dursa elin durmuyor çünkü. Elvan helal olsun. Seni alkışlıyorum. Ne? Çok iyi yaptın. Biri konuşunca biri susmalı. Aa diyene bak. Sonra da tavsiye ederim. Evet keşke ben de yapsaydım. Keşke. Keşke. Benim hamurlarım hazır. Ben şekil vermeye gidiyorum. Siz birbirinizi yiyin. Kimseyle de tartışacak gücüm yok. Başım dönüyor çünkü. Yarısını buna koydum. Sen bunu bu beyazla yoğurmaya başla. Ben de diğer yarısını kakaolu olanla yoğuracağım. Kakaonu da ekleyeceğim içine. Başka bir şey koymayacağız değil mi bunu? Yok onunla sen onunla yoğur. Ben de şimdi kakaosunu dökeceğim. Kakaolu olanla yoğuracağım. Gül anne, hamurun birini açtık, açık renk olanı. Şimdi yağlı kağıdımı... Dur, ben tutacağım sana. İkinciyi de açalım. Güzelce. Dikkatli bir şekilde. İki renk hamur olacak bu. Sonra üst üste koyup keseceğiz. Sen bu arada bunu bana bırak, fırına bak anneciğim. Yemeğimizi çıkaralım artık olduysa. Altına falan bak, bunu bana bırak. Tamam, ben hallederim. Sadece büyütüyoruz hamurumuzu büyütebildiğimiz kadar. İkisi de aynı boyda olacak. Her tarafından şöyle ortalarından da büyütebildiğimiz kadar büyüteceğiz.
tabakta açık renk olan hamurumuz olacak. Bunun üzerine de kakaolu olanı getiriyoruz anne. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş. İnce sakin olduğu için sakin olamam ben, süreyle yarışıyorum. Ben öyle rahat bir yarışmacı değilim, olamıyorum. Huy yok yani, yapımda yok. Şimdi bunu güzelce rulo yapacağız Gül anne. Tırtıklı olanla daha rahat keselim. Şu kenarlarını bir alıyorum hemen. Eşit olsun. Yavaş kes, çatlar yoksa. Sen merak etme. O yüzden tırtıklıya aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Sürte sürte kes. Pişmemiş, patlıcanlar yanmış, boğazımda kaldı. Çok sertti. Daha girer girmez bir bana saldırıya geçtiğiniz için, hani dedim ben kasıtlı verdiğinizi düşündüm. Ben seni burada görüyorum, nasıl yarıştığını, yarışmacılara neler yaptığını görüyorum. Yarın final şampiyonu oldum diye bir havalara falan girdin herhalde onda. Siz alışmışsınız burada boş tabaklar görmeye. Patlıcan oturtmada biber dolması arıyorsunuz. Benim söyleyecek bir şeyim yok, zaten gerek de yok. Havucun diriliğinin yanı sıra havucun aroması çok yoğun gene. Kaldırın kızlar, çıkartın. 1, 2, 3. Güzel olduğunu kanıtlayabilir misin bana? Neyi? Sen kanıtlarım. Bir yer misin? Mesela şöyle kanıtlarım söyleyeyim sana, kanıtlayalım diyorsun ya Mete. Ay Allah! Şöyle 1 oldu. 2, 3. Bastırmayalım. 4, 5. Bak evet, şimdi oldu. Kenarıymış o. 6, 7, 8 ve 9. Tabii tabii düzelteceğim. Şu sadece şey olan onu kenarı bırak, aldım. Şimdi Gül anneciğim bunları çikolatalı sosa bandıracağız değil mi? Hı hı. Sadece üzerine. Gül anneciğim şimdi bak çok güzel istediğimiz görüntüyü telefon, yakaladık. Telefon. Hepsini güzelce şöyle düzelterek yerleştiriyoruz. Bu da 8. Şimdi güzelce çikolatalı sosumuzu aldık. Bu sosu... Fırçayla sür sen ne olur. Fırçayla mı? Deneyelim. Seni mi kıracağım? Bitti zaten. Fırçayla üzerine... Daha hoş olabilir, evet. Güzelce sürüyoruz. Evet anne hadi. Tamam, çok sıkı yapma istersen. Çok sıkı yapma. Evet, güzel gidiyor. Evet, tamam. Rulomuzu bitirdik. Şöyle. Şimdi sen ben kesebilirsin, bir tane, burada bıçağın var. O tırtıklı, ben bir düz bıçak komşudan alıp geliyorum. Tamam. Son 2 dakika. Anne ben kesiyorum. Evet, bu sefer süreyi güzel kullanmışsınız. Son 2 dakikada bunu kesip üzerine çikolata sosunu dökeceksiniz. O evet, da hazır zaten. Evet, sıkıntı evet, yok değil mi? Hani böyle hayır, düz anne, düz düz. Ha, yatay, anne, yatay yatay koyuyoruz. Yatay. Şöyle anne, evet, şöyle. Dur. Adet sayısında da bir sıkıntı yok. Eksik yok, çıkmayacak. 4, 5, 6. Ay bu arada çok güzel kokuyor. İyi. Kaç oldu anne? 2, 4, 6, 7 oldu. 7. Şu ucunun da hani sunum için güzel olmasını istiyorum. Tamam. Evet, şimdi üzerine çikolata sosu sürülüyor. Bakıyorum Burcu da kesti, diziyor. Anne sen de çikolata sosunu sürebilecek misin? Şurada fırça. Son 1 dakika diyecek birazdan. Burcu ne durumdasın? Burcu!
Evet. Konuş, ne durumdasın? Bitiyor Derya Hanım. Evet Gamze, sen ne efendim durumdasın? Efendim Derya Hanım. Yetiştik biz de çikolatalı mi? Sosu sürüyoruz, yetiştik. Evet, son saniyeler. Eksik çıkmasın, adet sayısını kontrol edin, çikolata sosunu eksik etmeyin. 8 taneydi, 8 tane çıkarttık, çikolata sosunu da sürdük. Her yerde çikolata yaptı. Evet, çünkü yanlış yeri çikolataladı. Yanlış mı? Yanlış yeri. Son şurasını 10, yaptı. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Burcu bırak. 0. Burcu bırak. Şimdi Elvan ablacığım, Elvan ablacığım gel ablacığım. Kurban olayım. Şunu şuradan alayım. Şimdi bir şey diyeceğim. Biz burada tabii ki bunu espri olsun diye yapıyoruz. Bunu asla evde denemeyin. Tehlikeli. Nefes alamazsın. Biz ama kontrol ettik yani altından nefes alabiliyordu, konuşuyorduk. Aldım Derya Hanım, aldım. Çöpe attım. Şimdi hadi bakalım sen de kendine gel, biz buraları topluyoruz. Bütün yemeklerimiz hazır ve artık tadıma geçiyoruz. Patlıcan oturtmamız hazır. Şimdi sunum tabağına güzelce alıyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Havuçlu sarmam hazır. Şimdi servis yapacağım. Son olarak da fıstığımı ekliyorum. Evet, en son maydanozlarımızı da şöyle ortaya bıraktık mı? Bu iş tamamdır. Evet, havuç sarmalarımız da hazır. Çok güzel, gayet muntazam bir görüntüsü var. Maşallah diyelim. Şöyle ikisini de koyduk. Üzerine de Antep fıstığı geliyor. Ve sunuma hazır. Patlıcan oturtmam hazır. Şimdi sunum tabağıma alıyorum. Tadıma başlıyoruz. Patlıcan oturtma var. Tadımda da Fatma Şentürk. Özledin mi bu masayı? Valla özlemedim desem yalan olur da şu an şu yemeklerin görünüşünü görünce pek fazla da özlemişe benzemiyorum. Ya deme öyle. Yani hiç yabancılık çekmiyorum şu an Derya Hanımcığım. Tabii ki de. Hadi gel birinci tabaktan başlayalım. Başlayalım. Ama şu domatesin kabukları hani içine koyduklarını soyuyorlar da dıştakileri de soysalar çok sevinirim. Hiç sevmiyorum. İşiniz zor. Kabuktan başladı. Biraz keserken de bakacağız. Önce bir tadalım, sonra yorum. Fena değil. Yani bak, şöyle fena değil. Patlıcanı biraz... Heh, yorum yap, evet. Heh, patlıcanı pişmiş. Eti pişmiş. Çok önemli. Ben izledim onlar yaparken. Ben özellikle etinin tadına bakıp pişip pişmediğini merak ediyorum. Çünkü bunu herkes pişiremez. Kuşbaşı olduğu için biraz uzun süre pişmesi gerekiyor bunun. Ama bununki pişmiş. Bununki pişmiş neden o zaman biraz sadece... da tuzu eksik. Biraz da tuzu eksik ama patlıcanı güzel pişmiş. Yani diyeceğim bu kadar.
Peki ikinci tabakta devam edelim. Biraz daha bunları şey koyu olsa, hani böyle biraz daha sert, hani biber dolması gibi tarzda olsa daha güzel olur bence. Biraz şey yapmış, kendini salmış gibi duruyorlar. Evet, ikinci tabağımıza geliyoruz. Eti pişmemiş. Biraz patlıcanlar yanmış gördüğünüz gibi. Patlıcanların hani görünüş de biraz kötü. Ben lezzete daha çok önem veririm bilirsiniz ama burada biraz görünüşte kötü gözüküyor. Pek iç açıcı bir görünüşü yok. Eti de pişmemiş. Evet, baktım biraz da soğanları küçük olabilirdi. Hani görünüş ve lezzet açısından, çünkü bu bir yemek yarışması. Evet. Burada her şeyin estetik olması lazım. Hı-hı. Soğanların küp küp kesilmesi lazım. Bakın domateslerin şöyle yamuk ya da büyük tarzı değil de böyle daha bir hani ressam gibi bir tabak bekliyorum aslında. Hı, sen böyle bir tablo bekliyorsun. Tabii ki, çünkü burası bir yemek yarışması. Normalde al önüne günlük öğün at diye böyle alelacele bir tabak böyle gelmesini sevmiyorum ben. Peki, yarışma devam çünkü. Edelim. Tamam. Üçüncü tabaktayız. Üçüncü tabaktayız. Nasıl olmuş? Görünüş güzel. Lezzet fena değil. Sadece ben domateslere taktım bugün. Bu tabağın sunumu da hoşuma gitti. Peki. Çok merak ediyorum kimin, ama o kadar da hani çok fazla böyle şu anki üç tabakta da hani damak tadıma tam uyabilecek yani 10 puanlık bir tabak şu üçünü de görmedim şu ana o kadar. O zaman son tabağa da tamam. Bakalım. Belki onu çok beğenirsin. Tamam. Boğazımda kaldı. Oo. Çok sert miydi? Çok sertti. Çiğnedim. Bütün yutmak zorunda kaldım. Ama görünüşü güzel. Yani ama sadece görünüşte de olmuyor. Hani ben burada görünüşe bununla puan vereceğim ama. Evet. Biraz da pişmiş olsaydı güzel olurdu. Ben bunu kastediyordum aslında. Şimdi her bir tabak için farklı yorum yaptım. Kolay yemek. Bak kolay. Gerçekten bu yemeğin yapımı çok kolay. Ama bunda etin pişmesi gerekiyor. Bu et hemen pişen bir şey değil. Acele etmiş olabilirler. Ama burada zamanla yarışıyoruz. Zamanla yarışıyorsun. Birazcık diğerlerinden kısa, biraz daha pratik, hızlı yapman lazım ki et biraz daha pişsin. Önce etini koy, daha sonra tamam, diğerlerini anlaşılan, yap. Anlaşılan. Evet. Hiçbir tabak dört dörtlük değil. Değil. Beğenmedin. Değil. Ama hangi tabağa kaç puan veriyorsun? Ya ben biraz zorlanacağım. Ama dediğim gibi 10 yok. Yedi. Peki. Biraz düşünsem mi? Hızlı düşün. Beş. Evet. Sekiz. Evet. Görünüşü güzeldi. Altı da buna veriyorum. Peki. En yüksek puanımız 8. Onu da üçüncü tabağa verdin. Puanlarımız 7, 5, 8, 6. Fena değil. Yine evet. Benden beklenmedik tamam, değil mi? Birinci yine yüksek. Tamam, tabaktan başlayalım. Yani bu, kime 7 puan vermişsin? Bugüne özel. Buyur açalım. 7 alan tabak Seda'nın. Afiyet olsun Fatma Hanım. 7 kötü bir puan değil. Güzel bir puan. Ben hani Ramazan'dı, biraz özenmişsinizdir diye ben bu kadar fazla tuttum hani tadıma geldiğim için. Etini o pişmiş dediniz, lezzetli dediniz. Bugünlük böyle yüksek verdim. Güzel bir yorum yaptınız, teşekkür ederim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Peki gel şimdi şunu açalım. Buna da 6 puan verdin. Çok merak ediyorum. Vallahi ben de merak ediyorum. Ama görünüşü güzeldi, patlıcanı pişmiş. Sadece içini, eti sert. Evet, soğanları küçük. Eti sertti sadece. Açalım görelim. Gamze'ye. Çiğ yemek sunduğumuz için size gerçekten çok özür diliyorum ben. Hı. Elvan halamın adına.
Neden? Çok haklısınız. Gerçekten kusurumuza bakmayın. Afiyet olsun. En çok bizim etimiz kaynadı. En çok suyu ben koydum. Hatta tartıştık bilen biz bununla çok su koydun diye. Neden gene alana attın? En çok eti sizin pişirdiniz mi? Evet, suyu o kadar bol koymuşum ki pişene kadar vır vır önemli vır olan su değil ki. Ama suyunu koydum, pişirmeye uğraştım yani. Ama olmamış. Ama diğer türlü baharatı hepsi tamam. Baharatı tuzu nasıldı? Fena değildi. Onlardan puan aldı zaten 6 puanı. 8 verdiğin tabakla devam edelim. 8'i sen Gülay'a mı, Burcu'ya mı verdin? Burcu 8 puan. Teşekkür ama ederim. Gülay 5 puan. Kusura bakmayın yani. Olmamış. Fatmacığım neyini beğenmedin canım? Görünüşü hiç güzel değildi. Lezzetini de mi beğenmedin? Tuzunu da beğenmedim. Soğanlar da böyle kafam kadardı Gülay'cığım. Soğanlarını bir gelebilir miyim? Müsaade eder misiniz? Buyur gel. Gel. Soğanlarını özellikle... Ben o kadar sevmiyorum. Tekrar bak, izlersek bak, göreceksiniz. Bak. O kadar çok bak, doğradım ki soğanlarını. Bak 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 bak. Minicik minicik doğradım. Yok beğenmedim. Ondan çok da... beğenmedim. Soğan gerçekten tadı alıyorum. Etleri pişmemiş dedi. Bunlar çok yanmış dedim. Aynı zamanda da tuzu eksik. Dinlemedin herhalde tabağa yorum tuzun, yaparken. Tuzunu bilemiyorum. Tuzunu bilemiyorum ama etlerini o kadar yani güzel pişirdik sen, ki. Yani yani beğenmedim. Senin aslında güzel yemek yaptığını ben duymuştum ama bu tabağın senin olmasa, bu şekildeki bu tabağın senin olması beni çok şaşırttı. Yani biz çok özenerek yaptık ama... Olmamış. Yine de teşekkür ediyorum ama... Rica ederim. Fatma oradan ama, bir tane çeyrek altın al. Alayım ama ben Burcu'nun kazandığını, evet. Burcu'nun kazandığını çok sevindim. Böyle orada sessiz sakin yapıyorlar ama lezzetli yemekler yapıyorlar. Teşekkür ederim. Aha konuştu. Afiyet olsun. Derya Hanım konuştu. Burcu konuştu. Fatma Hanım ben bir şey çok merak ediyorum. Bu tabağa bu kadar güzel yorumlar yaptınız. Görselinden etinin pişmesine. Niçin 7 verdiğinizi merak ettim. Yani o 3 puan nereden kırıldı? Tamamını dinledin mi benim yorumlarım? Hepsini. Hepsi, tamam okey söylediklerimin aha, arkasındayım. Ama ne dedim? Böyle biber dolması tadında böyle diri diri içi güzel o pişmiş. Benim tabağımda demediniz bak, onu. Bak bunda bak hayır buraya geldiğimde dedim. Tamam. Bu biraz sulu oldu. Bak 8 verdiğime bak ne kadar güzel dipdiri duruyor ve pişmiş. Siz geldiğinizden beri daha girer girmez bir bana saldırıya geçtiğiniz için. Hani dedim ben kasıtlı verdiğinizi ben sana düşündüm. Niye saldırayım ki? Gelir gelmez daha birbirimizi ne tanımıyoruz. Dedim? Direkt Seda diye. Ne dedim? Dayan ben yanlış mı ama hatırlıyorum? Ama Seda ben seni burada görüyorum nasıl yarıştığını, yarışmacılara neler yaptığını görüyorum. Yaparım. Yemeğini ben bu Seda'nın tabağıdır diye ben buraya puan vermedim yok, sonuçta. Onu geçtim şimdi. Hani burada sen yarı final yarı final şampiyonu oldum diye bir havalara falan girdin herhalde. Ondan, girerim. O ha, benim şımarıklık o benim ondan herhalde hiç bana. Şımarıklık değil böyle bir şey ben asla bugün buraya kabul tadıma etmiyorum. Geldim misafir olarak geldim bana bile saldırıyorsun. Hayır estağfurullah ben tabağımın neden 7 aldığını 3 tamam, puanı. Ben de açıklıyorum sen anlamıyor musun? İngilizce anlıyorum. Mi söyleyeyim? İstediğiniz Almanca söyleyeyim de, isterse. Almanca da söyleyebilirsiniz. Anlar mısın? Alman değilim. Şu var siz alışmışsınız burada boş tabaklar görmeye. Patlıcan oturtmada biber dolması arıyorsunuz. Benim söyleyecek bir şeyim yok zaten. Çünkü gerek de yok. Benim önüme çok lezzetli bir şey koyamayacaklarını anlayanlar boş tabak getiriyor canım. İşte alışmışsınız boş tabaklara. Ben alışmadım. Ama ben siz Seda koymaya alışmışsınız. Hiç çıkarmadım boş tabak. Teşekkür benim ederim. Benim önüme çıkarmamış olabilirsin ama Sedacığım keşke senin tabağın olduğunu bilsem şu anda var ya hiç bu i̇şte puanı bunu, vermezdim. Bunu hayır, artık yani. Oldu bitti. Puanlar verildi. İlk altını Burcu kazandı. Tebrik ediyorum. Ben de tebrik ediyorum. Fatmacığım çok teşekkür ederim güzel puanların için. Ayağına sağlık. Evet Bekir Gökçil ta Konya'dan geldi. Bu güzel böreği de bizlere hazırladı. Tadına bakmak istiyordun. Al bakalım. Şöyle tabakla evet, gideyim evet, arkada tabakla yiyeyim. Tabakla al. Buyur geç arkaya. Çay, çaydı. Diğerlerini de ikram et ama tamam mı? Tamam yarısı hadi. Benim. Sana kolay teşekkür gelsin. Ediyorum. Ve biz erkeklerle tadıma devam ediyoruz. İlk olarak Akın geliyor. Hoş geldin Akın. Hoş bulduk Derya Hanım. Hazır mısın tadıma? Hazırım. Nasıl görünüyor tabaklar?
Yani güzel görünüyor ama dıştan her şey güzel. Havuçlu bisküvili böyle pratik bir tarif ama inşallah lezzetlidir. İnşallah. Güzel, kötü değil. İlk başlangıç. Peki. Gayet mükemmel. Gayet mükemmel. İlginç bir yorum. Birinci tabak daha güzel bundan. Çok mu farklı iki tabak? Yani çok ağır bu. Ağır. Çok ağır geldi bana. Bayağı ağır geldi. Yani bu daha güzel geldi birinci tabak. Yenebilir yani önünüze koyduğunuz zaman. Bu peki. Çok ağır. Üçüncü tabaktayız. Derya Hanım normalde benim bu neydi bunun içindeki? Havuç. Havuça alerjim vardı bir aralarda. Yani çok büyük bir alerjim vardı sonradan geçti. Yani sadece şu iki tabakta havuç tadı alıyorum. Yani tamam üstüne çikolatayı koymuşlar evet. Hani diğer malzemeleri de koymuşlar. Ancak havuçun sadece tadını alıyorum. Yani bu da birinci aynı ikinci tabakta. Öyle değil miydi? Yok birinci tabak daha güzeldi. Yani daha hoş yani bütün malzemenin tadı geliyor. Ama şu iki tabak herhalde tek bir birinci tabağa yorum yapacağız. Birinci yani iki tabağa nazaran daha güzel bu. Ama birinci tabağa yetişemedi. Kötü değil. Alayım puanlarını. Güzel. Birinci tabaktan başlayalım. 5. Tamam. Yani yorumlar aynı zaten. 1. Tamam. 1. Evet. 3. Emin misin? Eminim. Son 5, 1, 1, 3. Üçüncü tabaktan başlayalım. Kime bir puan vermişsin? Açalım. Gülay bir puan. Allah Allah. Çok da lezzetli yapmıştık aslında. Özellikle tadına da baktık. Hı hı. Hepsinin tadı da ayrı ayrı güzel geliyordu. Evet. Neyi beğenmedin bilmiyorum. Yani sadece havuç tadı geliyor Gülay abla. Sadece havuç tadı geliyor. Tatlımız bizim havuçla hazırlanıyor. Evet, ve de içine zaman bisküvi koyuluyor. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Sadece havuçta hazırlanıyorsa bu tatlı neden çikolata var? O zaman sadece havuç yapalım. Hayır, üstüne çikolata sosu. İşte demek ki, peki bir şey soracağım. Şimdi üstüne çikolata sosu, peki içindeki ne bunun? Şimdi bir kısmı kakaolu hazırlanıyor havucun, evet. Bir kısmı sade hazırlanıyor. Demek ki pulo şeklinde havuç sarılıyor. Tatlısı ismi olabilir ancak hazırlayışı 3 malzeme, 4 malzemeden hazırlanıyor. Çünkü hepsinin tadını almak için. Ama yani zaten ismi ne tatlımızın? Havuç tatlısı. Evet. Evet. Başka bir şey söylemeyeceğim. O zaman sadece havuçtan yapalım. Hayır, ya. Tabii ki sadece havuçtan olmaz yani ama ismi tatlımızın adı havuç sarma ve havuç tadı gelmesi normal. Hatta beklenti. Peki, şimdi gel bunu açalım. Buna da 3 puan verdin. Üç alan tabak Seda'nın. Ya neden üç? Niye? Bak şimdi ben buradan bakıyorum. Tadına baktım, lezzetine baktım. Görüntü olarak en muntazam benimkisi. Üzerine çikolatayı bile herkes böyle alelacele sürerken fırça izine kadar hepsinin aynı yaptım. Niye üç? Oradan mı baktınız? Ben yaptım Akın. Yok dediniz ya oradan baktım tadına. Sadece oradan tadına değil bence görüntüsüne Akın, bakmışsınız. Ben seninle iletişim, gerçi ben değil eşim bile seninle iletişim. 3 puan kötü değil ama. Ne yani, yapmam gerekiyor? Şimdi 3 puan mesela Harun abi diyorsunuz 1 veriyor, 1 veriyor. Hep 1 veriyor diyorsun. Harun abim burada yok şu an. Ben 3 verdim konumuz, kötü mü? Hayır ben, benim tabağım daha yüksek puanı hak ettiği için tabağımı şu an savunuyorum. Aslında herkes, herkesin tabağı hayır. Kendisine çok yüksek puan. Yapamazsam, yapamadıysam yapamadı diyorum. Bence sen benim bileziklerim, bak mesela Gamze dışarıda tebrik etti. Sen etmedin. Sen benim bilezikleri almama hazmedemediğin için abi bizim olmalıydı. Benim tabağıma özellikle böyle şey veriyorsun. Bilezikler bizim olmalıydı. Yani neden o zaman olmalıydı. Bütün hafta beşleri bana verdin? İşte bu o tabak daha tabağım açılmadan 5 puanı verip bu tabak şampiyon olmalı. Bu tabak ünvanı hak ediyor bilezikleri olmuş, dedin. Bir iki kere olmuş orada hafta ama hafta 5 gün zaten. Çok haklısın Seda. Görüyor musun bak insanların ağzına nasıl laf veriyorsun.
Sen ne yapmaya çalışıyorsun? O tabağın başına gidiyorsun, oraya gidiyorsun, geliyorsun, bakıyorsun. Yakalımı görmüyorsun şimdi, ben anlamadım. Bir şey söyleyeyim mi? O kadar yorulmuşum ki. Tadıma gelmişim, değişik değişik şeyler yapmaya başladım. Yapamamışsın güzel tatlıyı ki. Yani Seda ablaya 3 vermişim. Şimdi daha açılmamış tabağın. Bir dur bakayım, bir tabağın açılmış. Yok bunu yaptım, bunu yaptım. Hadi açalım o zaman. Aç 5'i. Birinci tabağa 5 puan verdin. Sen şimdi 5'i Burcu'ya mı, Gamze'ye mi verdin? Gamze, 5. Gözlerim yaşardı, inanmıyorum. Çok teşekkür ederim. Nasıl oldu bir tanem? Bu nasıl oldu? Yok aşkım bir tanem demeyeceğim. Teşekkür gözlerim ediyorum. Gözlerim yaşardı dedi. Ama gitti bilezikler. Ne aşkım bir tanem ya. Hep mahvettin senin yüzünden. Bizi. Bir puanın bile ne kadar önemi var görüyor musun? Ben şampiyon olacaktım. Ya. Seni de anlamıyorum. Yani düşük veriyor laf söylüyorsun. Yüksek veriyor laf söylüyorsun. Anlamıyorum ben sizi. Şampiyonluğu kaptırdım, kaptırdım. Şimdi 5'i verse ne olacak? Ama daha bitmedi bu yarış. Devam ediyor. Yani, ya nerede kaldı? Yani, aşkınız nerede? Hani? Aşkımız 5 verene kadar. 1 verirsen aşk maşk yok. Ben girebilir miyim? Devlerin burada ben girebilir miyim konuya? Aşkı büyük olur. Ya dağlar yerle bir olacak. Ya kıyametler kopacak. Ya da dünya batacak, senden öyle ayrılacak. Ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum. Ay, Burcu, Burcu evet, sana konuya ben seni konuşturtamadım. Evet, neden bir? Gayet güzel yani hamurunu gayet güzel yoğurduk hatta bisküviyle havucu. Şimdi bakın bu tabak normalde diyorsunuz ki neden bir? Evet, neden bir? Bir kere daha aynısı oldu. Artık sanki diyorum ki bir daha mı aynısı oldu diye böyle şey yapıyorum. Hep aynı bir cevabı veriyorsunuz. Neden bir? Aslında güzel oldu. Şimdi bu tabağın güzel olduğunu kanıtlayabilir misin bana? Neyi? Sen bir yer misin? Mesela şöyle kanıtlarım. Söyleyeyim sana. Kanıtlayalım diyorsun ya. Ay! Ay! Allah! Çocuğum ya, bu bir günde normal ol bir gün ya. Bir gün normal ol ya. Ay, tabak bile gelmek bence, istemiyor bence sana. Bence sen kendinde değilsin. Tabak bile sana belli. Gerçekten hayır, gelmek istemiyor. Hayır alakası yok bence sen kendinde değilsin. Düştü tamam elimden kaydı elimden. Garip özür garip dilerim. Hareketleri gerçekten var ya. Yani sizden çok bence özür diliyorum. Bence hiç özür falan dileme. Yani elimden gayet kaydı. Gayet de gayet de güzel bir şunu, tabak o düş, bu. Bu hiç düşmedi, de bir şey bu düşmedi yok. Onu yiyebilirsiniz. Tabii ki yerim. Güzel olmuş neyse mu? Kötü bunun? Zaten beklemiyorum. Gerçek kötü demenizi beklemiyorum vallahi. Hayır gayet de güzel bir tabaktı bence. Tamam peki, teşekkür Burcu, ederim. Peki Burcu buyur sen yerine geç. Akın bence sen de otur. Ortalıkta daha fazla dolanma. Tamam. Yani güvene alalım kendimizi. Tadıma Candaş'la devam ediyoruz. Candaş hoş geldin. Hoş bulduk. Çok ağır adımlarla geliyorsun ama iyi emin adımlarla geliyorsun. Çünkü az önce istenmeyen bir kaza yaşandı. Dikkatli olalım. O anlarda buyurun tekrar ekrana gelsin. Şimdi bu tabağın güzel olduğunu kanıtlayabilir misin bana? Neyi? Sen bir yer misin? Mesela şöyle kanıtlarım. Söyleyeyim sana. Kanıtlayalım diyorsun ya. Ay! Ay! Allah! Çocuğum ya, bu bir günde normal ol bir gün ya. Candaş dikkatli ol tamam mı? Tamam. Tamam hadi o zaman afiyet olsun. Evet gayet hoş olmuş. Tadı her şey yerinde. Diğer tabağa geçmek istiyorum. Tabii. Hemen eşdeğerler. Üçüncü tabağa bakalım. Üçüncü tabaktayız. Bunun çikolatası fazla olmuş. Ya hamur gibi duruyor da. Son tabakta devam edelim. Evet bunun tadı da güzel. Hemen hemen üç tabak birbiriyle eşdeğer sayılır. Sadece bu mu güzel? Yani diğerlerine baktığım zaman bu biraz daha güzel diğer iki tabaktan. Tamam alayım tamam, puanlarını. Bu tabağa 3 vermek istiyorum. Tamam. Aynı şekilde bu tabağa da.
Evet. Bu tabağa 1 vermek istiyorum. Evet. Bu tabağa da 5 vermek istiyorum. Peki. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi yüzleşme vakti. İkinci tabaktan başlayalım. İkinci tabaktan başlıyoruz. 3 puan verdin. Bakalım kime 3 puan vermişsin? Seda'ya. Siz böyle bu kadar iyi tatlılara alışkın değilsiniz bence. Bir dahakine bir tık daha alt seviyede yapacağım. Afiyet olsun. Yani 3 puan bile bence çok güzel senin tabağına. Vermeseydin 3 puan bile tabağın açıldığını gördükten sonra bakıyorlar ki Seda 3 puan bile çok. Vermeseydin aradan 10 saniye ama geçti. Ama bak 5 verdim bak o tabak seninkinden daha güzel. E tamam demek neden senden, o zaman senden daha iyi 3 puan bile çok diyorsun. Kim sana 3 puan verdi de gayet özgür ve hür iradenle verdin. Keşke vermeseydin dilim kopsaydı da. Candaş devam edelim. Birinci tabağı açalım çünkü ona da 3 puan verdin. Bu da Burcu'nun. Yedin, gayet güzel dedin. Beğendin yani. Beğendiğin tabağa neden 3 verdin? Ben de anlayamadım. Demek ki el lezzetiniz aynı işte. Hayır diyor beğendim. Ya sana hani hatta dedin yemek ki son tabağa geldin. Ya. Hayır bak son tabağa geldin. Son tabağı da yedin. Evet, üçü onu, aynı dedin. O kadar çok konuşuyorsun ki yani hem beni burada rahat bırakmıyorsun hem yolda rahat bırakmıyorsun. Bir seninle gider bir yere giderken sürekli sesin sanki çok güzelmiş gibi sürekli şarkı söylüyorsun. Al. Rahatsız mı oluyorsun? Tabii canım. Kulağımı tırmalıyor benim. Gayet de güzel benim sesim. E biz de bakalım o zaman Burcu arabada nasıl şarkı söylüyormuş. Buyurun izleyelim. Geline doğup bakamadım ya Sena. Senden sonra gelin görmem Ahmet'im. O yana oy ben ne edeyim. Bu derdiyle nerelere gideyim o. Çıkamadım çalışandız yine. Ve şimdi anlamadım. Güzel mi değil mi? Aslında sesi... bana göre güzel evet. Ama bana göre güzel. Sonunda gördüğünüz gibi ben de giriyorum. Ay bakıyorum herkes de böyle eşinden şikayetçi. Candaş Burcu'nun sesinden. Gamze Akın'ın sakarlığından hatta onun az önce yaptığı gerçekten unutulmazdı. O anlar şu an tekrar ekrana geliyor. Şimdi bu tabağın güzel olduğunu kanıtlayabilir misin bana? Neyi? Sen kanıtlarım. Bir yer misin? Mesela şöyle kanıtlarım. Söyleyeyim sana. Kanıtlayalım diyorsun ya. Ay! Ay! Allah! Çocuğum ya, bu bir günde iyice normal ol bir gün ya. Candaş devam edelim. Kime 5'i vermişsin? Gamze'ye mi, Gülay'a mı? Açalım görelim. 5 alan Gülay. Gamze 1. Eline sağlık abla. Üç çok tabak eşdeğer deyip, 4. tabak çok güzel deyip, 3. tabağı neden 1 verdin? Madem eşdeğer değil küçüğü. Gamze bu tabak senin de. Yani şöyle çatalımı alayım. Gördüğün gibi bak. Ben görüyorum. Sen beğeniyor musun? Tadına da baktım. Çok hayır, da güzeldi. Sen bu tabağı beğeniyor musun? Evet beğendik. Evet, tadına baktım. Bence çok güzeldi. Hiç güzel olmamış. Benim ağız tadıma da uygun değil. Candaş çok teşekkür ederim. Seni ben uğurluyorum ve tadıma Harun geliyor. Hoş geldin Hoş Harun. Hoş bulduk Derya Hanım. Havuç sarma var. Havuç sarma. Havuçlu bir tatlı, evet. Vallahi ben bu bayanların, bu havuçları saracağına pek inanmıyorum ama bir bakalım tadına. Bak bakalım hangisini beğeneceksin. Yani tadı güzel. İçindeki malzemesi olmuş ama diğerlerinde de bakalım. Buyur devam edelim. Mesela bunda havuçlar biraz daha böyle diri kalmış. İç sosu diğerine göre daha böyle hafif, çok hafif kalmış. Diğerine çikolata sosunun tadını alabiliyorsun bunda. O pek gelmiyor. Üçüncü tabaktayız. Havuçlar
havucun diriliğinin yanı sıra havucun aroması çok yoğun geliyor. Mesela ilk tabakta o yoktu. İlk tabak biraz daha kıvamındaydı. Bunda hem havuçlar diri hem de havucun tadı fazla yoğun geliyor. Hı hı. Dördüncü tabak 2 ile 3'ün karışımı olmuş direkt. Havucu çok diri. Sosu ikinci tabak gibi daha yumuşak. Bunda da havuç tadı biraz daha yoğun geliyor. Evet Harun, alayım puanlarını. Dayan bir saniye. Buyur. Bugünlük Harun bize değil, biz Harun'a puan vermek Siz Harun'a istiyoruz. Siz Harun'a puan vereceksiniz. Aynen. Kaldırın kızlar, çıkartın. 1, 2, 3. Aa. Evet 5. Burcu 5 sana geliyor o zaman. İnşallah. Bak 5 sana geliyor. O birler, aynı o bunu birler, yapıyor bize. O birlerin, o birlerin cevabı geliyor size. Neden bekleyin. Böyle bir şey yaptınız? Çünkü bıktık, protesto ediyoruz. Protesto Her ediyoruz gün 5-1-1-1 verilmez. 1. 1. 1. Evet ben de 1. O piti piti yaptık. 5 de Burcu'ya çıktı. Aynı senin yaptığın gibi Burcu da 5'i kaldırdı o yüzden. Tek destekçim Burcu Harun anladım. Harun da şey mi? O piti piti yapıp mı 5'i veriyor? Evet aha. Harun şansa mı bırakıyorsun? Oo. Tamam Derya Hanım çıktı. Alayım artık puanlarını. 5. 1. 1. 1. Şaka gibi ya gerçekten. Evet Harun bizi şaşırtmadı. Puanları 5-1-1-1. Aynı sana verilen puanlar gibi. O zaman buradan başlayalım. Açalım. Gamze 1 puan. Kaldır Gamze birini. Sen de ver. 1. Ben de sana 1 veriyorum. Tutturdum Gamze. Peki sıradaki tabak. Ona da 1 puan verdin. Gülay 1 puan. Senin tabanda tuttu mu Gülay abla? Tuttu. Tamam. Hiçbir şey söylemiyorum. Söyleme zaten. Biz de puan Ben nokta atışı yapıyorum. Burcu geliyor. Evet, 5'i Burcu'ya mı, Seda'ya mı verdin? Seda 5 puan. Tahtalar karıştı. Oldu mu şimdi? Olmadı. Benim... Aşkıma siz... Ay ne oldu Seda? 2 dakikada değiştin tahtalar ya. Ver. Az önce öyle demiyordun benim ama. Benim kocama kimse bir veremez. Az önce öyle demiyordun. Aa, sen benim önümdeki tahtayı aldın. Sen de ben ver onu bana. Ben de şunu alabilirim. Hayır. Böyle ben nasıl sizin oyununuza geldim? 2 dakikada bak. 2 dakikada değiştin. Ben hemen. Sizin oyununuza nasıl geldim bilmiyorum. Sen tam bir gurmesin. Bak sen Seda bak, ya. Özüne döndün. Ben dedim... Böyle bir şaka yapmayın dedim. Yapacaksanız da bana 5'i verin dedim. Tahtayı bir kaldırdım bir. Özür diliyorum aşkım. Afiyet olsun. Bunlar ben yok. Nasıl bunu? Vallahi Burcu'nun tabağı diye verdim 5'i. Bak o birileri görünce. Bu izlediklerimize kim inanır bilmiyorum ama Seda da bugün bizleri korkutmuştu aslında. Güne kötü başladın. Buyurun o anlar ekrana gelsin. Seda iyi misin? Gel şöyle gel. Elini Ay biraz kolonya döksek. Biraz kolonya dökelim. Dayan ben anlamadım. Birazcık da koklatalım. Kokla kokla. Şampiyonluk mu çarptı? Başı i̇yi dönüyormuş Dayan. Bir halsizliğim var. Dışarı alayım mı seni biraz? Bir hava alayım Dayan. Hem sen gel tamam. Benimle. Allah. İyi misin ya? Gerçekten değil. Dayan ben burada durayım gidemeyeceğim. Sen gel ben. Otur şuraya. Şuraya buraya otur. Hiç böyle bir şey yaşamadım. Lan bir gel, hava alayım gel ya. Çıkalım evet evet. Gel sen gel, gir koluma. Seda bir an gözün karardı.
Ne oldu orada öyle? İki gündür yorgunluktan diye düşünüyorum. Böyle bir puslu görme hali var bende. Ya da ışıklardandır diye düşünüyordum ama ciddi de bir halsizliğim vardı. Zaten gördüğünüz sağlık görevlileri müdahale ettiler. Şekerime bakıldı. Küçük tansiyonum çıkmış. Şu an kendini iyi hissediyorsun. Daha iyiyim. Beşi de aldım. Daha iyi oldum. Evet. Sağlık ekipleri elbette seninle ilgilendiler. Buyurun o görüntüler de ekrana gelsin. Nasıl hissediyorsun? Bilmiyorum, çok yorgunum herhalde ya. Uykusuzluk da var. Görüntünün gitmesi beni korkuttu. Tüycüğüm, gözüm karardı bir anda. Karardı. Küçük tansiyon var, bir tane yüksek oldu. Şeker normal mi? Normal. Yemek yersin. Neyse, hemen her şeye baktırdık. Sıkıntılı bir durum yok. Küçük tansiyonum çıkmış. Siz de oradaydınız zaten. Hmm. Limonlu su falan içtim. Biraz daha iyiyim. Sadece böyle kolumu bile kaldıracak gücüm yok. Bir değerlerime baktırmam lazım. Bence yoruldun sen artık. Hayır, devam edeceğim ama. Bence yoruldun sen ama artık gitmeyeceğim. Sedam. Peki, beşini de aldın, mutlusun, iyisin. Canım Harun, o zaman sana teşekkür ediyorum, seni uğurluyoruz. Şimdi tadıma normalde Levent'le devam etmemiz gerekiyordu. Fakat bugün burada değil çünkü kendini iyi hissetmiyor. Nesi var Gülay? Levent sanırım dün akşam yemeklerini çok kaçırdı. Midesi biraz rahatsızlandı. O yüzden tadıma katılamayacak bugün. Ciddi bir durum var mı? Endişelenmeniz gereken? En son görüştüğümde biraz daha iyiydi. Tekrar size bildiririz biz durumunu. Şu anda iyi olduğunu söyledi. Peki, ama buradan, dinleniyor. Buradan Levent abiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ve bu durumda şöyle bir şey yapıyoruz. Günün birincisi... Konuğumuz Fatma ve diğer 3 tadımcının toplam puanlarıyla belirleniyor. Ve toplam puanlar artık bende. Günün birincisini açıklama vakti geldi. Evet, 2 çeyrek altınımı aldım. Birazdan günün birincisini açıklayacağım. Ama öncesinde bugün burada o kadar güzel börekler hazırlandı ki... Hatırlayalım onları. İlk yufkayı haşlamıyoruz, öyle mi? Kesinlikle haşlamıyoruz Derya Hanım. Yani çıtır çıtır bir lezzet yakalamak istiyorsak. Direkt soğuk suyun içine soğuk koyduk. Soğuk suyla şoklama sistemine şu şekilde süzdük. Biz tüm haşlamayı tercih ediyoruz Derya Hanım ama tamam. Ev hanımları, bayanlar bunu... Tenceren, kazanın yoktur tabii. O kadar büyük. Tabii. Parça parça dörde da koyabilirler. Dana kıyma, soğan, bir de tuz. Peki bunu şimdi nasıl çevireceğiz? Evet, şöyle. Yine aynı ebatta bir tepsini üstüne kapadım. Bu şekilde, aynı. Evet. Güzel ve detaylı bir şekilde ustamız bize her şeyi anlattı. Vallahi yarın Arife gününde sizlerden de bekliyorum aynısını. Bayram sofralarında bol bol börek görelim. Şimdi günün birincisini açıklıyorum. 5 puan farkla 18 puan alarak... İki çeyrek altın, bakın kimin olacak? Ve bugünün birincisi, 2 çeyrek altını kazanan... Seda! Evet! Altın altını çekiyor! Böyle tansiyon falan, göz kararması hiçbir şey kalmıyor değil mi böyle altın, olunca? Altın benim bünyemde her derde deva. İlacın gerçekten. Altın. Evet, puanlar birbirine çok yakın. Başa baş gidiyorsunuz. Her bir puan çok önemli. Yarın saat 14'te ATV ekranlarında tekrar görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutfak bahane, mutfak bahane. İki güzel tatlı.
tatlı tarifimiz var. Pasta ustası, tatlı ustamız Hıdır Boztürkmen'den. Beni kontrol ediyorsun, biliyorum, biliyorum. Hıdır Usta mükemmelliyetçi. Benim gibi bir asistanla çalışmak ona tabii ki de çok zor geliyor, değil mi? Evet. Evet, evet.